Şöyle bir hadise anlatılır. Bir grup güzel insan e, yolculuğa çıkarlar. Uğradıkları köy, şehir ne varsa oranın büyüklerini ziyarete de niyet ederler. Bir yere varırlar, bir köye. Derler ki burada büyüklerden kim var? Sordukları kimseler de derler ki burada büyüklerden kimse kalmadı. Bir zat vardı o da vefat etti. İsmine dar derlerdi diyor. Peki onu gören biri var mı diyorlar. Var bir ihtiyar amcamız kaldı bu köyde diyorlar. Peki bizi oraya götürebilir misiniz? Hay hay diyorlar. Gidiyorlar. O zatı buluyorlar. Ee, kulakları biraz daha ağır işitiyor. Yüksek sesle soruyorlar. Efendim diyorlar siz Dağar Hazretlerini görmüşsünüz öyle mi? Elhamdülillah gördük diyor. Gördük. Peki efendim diyor ondan duyduğunuz hikmetlerden İrfan'dan bizi de istifade ettirir misiniz? Ee, diyor ki evladım ben de hafıza mı kaldı? Ee, pek bir şey hatırlamıyorum ama diyor bir şey hatırımda kaldı onu sizinle paylaşayım. Bir gün diyor şeyhin huzurunda oturuyorduk. Üstaz Dar Hazretlerinin bir derviş geldi. Anlaşılan uzun seferden gelmişti. Yorgundu. Selam verdi. Selamun Aleyküm Efendim dedi. Bütün dünyayı dolaştım. Ne huzur buldum ne de huzura eren birini gördüm. İzninizle şurada biraz oturayım da soluklanayım. Yanınızda huzur bulayım dedi diyor. Dar Hazretleri o delikanlıya baktı ve dedi ki: "Hay evladım. Sen kendinden kurtulsaydın hem huzur bulurdun hem de herkesi güzel görürdün." diye hitap etti diyor. O ziyaretçiler diyorlar ki efendim bu hikmet bize yeter diyorlar. Evet insan bazen kendi içindeki dikeni çıkaramadığı için sürekli ızdırap halindedir. Nefs terbiye edilmediği sürece bir diken gibi insanın içinde huzursuzluk meydana getirir. Düşünün hasetçi bir insanın şu dünyada huzurlu yaşaması nasıl mümkün olabilir? Kibirli bir insan etrafından nasıl muhabbet nazarlarını kendi üzerine çekebilir? Cimri bir kişi nasıl evinde huzur bulur. Arkadaşlarının yanında sevilen, itibar edilen birisi olur. Bütün bu hastalıklar nefsin hastalıklarıdır. Bütün ariflerimizde tavsiyelerinde bu halden kurtulmak gerektiğine dikkat edin.